Hedef, azim, disiplin ve inanç Tonguç'um. Motivasyon ve planlama rehberimiz Hadi çıktı. Hadi ne ki hocam? Hemen tanıtayım sana. Bu motivasyon ve planlama rehberinin ilk başta adını, soyadını, okulunu, sınıfını ve hedefini yazıyorsun. Sonrasında seni motive etmek için hedefine azimli ve disiplinli bir şekilde çalışıp kendine de inanaraktan ulaşman için öncelikle motivasyon sayfalarımıza hangi derse nasıl çalışılır, başarı ağacı nedir, kitap okumanın önemi, zamanı nasıl planlayabiliriz, zinciri kırma, başarı zinciri. Bunlar ne işe yarıyor hocam? Bunların hepsi seni motive ediyor Tonguç'um. Stresi yenmeni sağlıyor, deneme taktikleri öğretiyor ve aynı zamanda sınavlar nasıl başarabileceğine dair süper motivasyon sayfalarımız var. Sonrasında ders çalışma programlarımız başlıyor. Ders çalışma programlarımızda hangi gün ne kadar soru çözeceğine dair programlar yapıyorsun. Aynı zamanda en son güncel 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı planlamasını mükemmel bir şekilde yazıyorsun. Sonrasında diyelim ki ders çalışacaksın. Kaynakların var. LGS hazırlık için, sınavlar hazırlık için kaynaklarını buraya yazıyorsun. Buraya da herhangi bir dersle alakalı, Türkçe olabilir, matematik olabilir, çözeceğin konuların başlıklarını yazıyorsun. Sosyalde ben şu konuyu bitirdim. Fende şu konuyu bitirdim ve şu kaynaktan bitirdim şeklinde ilerliyorsun. Ardından Tonguç'um artık ay ay hedeflerini yazacağın, birinci dönemde yazılı sonuçlarını, sınav sonuçlarını yazıyorsun. Deneme performans çizelgen var ama artık en önemli kısma geçiyoruz. Burada küçük küçük motivasyon sayfaları var ama temelinde hangi ayın hangi haftasında hangi gün neler yaptığını değerlendirebiliyorsun. Kendine notlar veriyorsun ve aynı zamanda ara ara sıkıldığın zaman bu günlük performansını işaretleyip hangi derse nasıl çalışacağına dair süper bir çizelge oluşturuyorsun. Bu haftalık programları odama asabilir miyim tabii hocam? Tabii ki. Hatta ayı bile değerlendirebilirsin. Bak sana şöyle göstereyim. Şuradan tırtıklı bir şekilde yırttıktan sonra bunu eksik olduğum konular, biraz daha çalışmam gereken konular veyahut da çalışarak düzelttiğim konular, bayağı iyi olduğum konular şeklinde yazabiliyorsun. Ve en önemlisi bu ay okuduğun kitapları da yazıyorsun. Kitap okumak biliyorsun en önemli, en faydalı aktivite senin için. Sonrasında aylar, haftalar geçiyor ve sen yavaş yavaş başarıya ulaşıyorsun ve unutma, mesela bir hata yapmak yere düşmektir, başarısızlık ise tekrar ayağa kalkamaktır deyip bir şekilde kendini motive ediyorsun Tonguç'um. Mesela kıvılcım olmadan ateş yakamazsın. Bunlar başarılmış insanların, büyük filozofların önemli cümleleri. Ayları değerlendirdikten sonra da hadi diyorsun ve artık uyanıp kalkıp başlayıp hadi artık şu işi bitireyim diyorsun ve en sonunda da motivasyon ve planlama rehberiyle derslerinde, sınavlarında süper bir başarı ulaşıyorsun Tonguç'um. Hadi bakalım başla sen de. Hadi inşallah hocam.